Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Hüma Hastanesi hocam özel hastane demiyor muydun sürekli? Özel, zaten özel hastane olduğunu belirtmeye gerek var mı? Bizim için de özel bir hastane Hüma Hastanesi. Buradan tüm Hüma Hastanesi çalışanlarına e, ve bu nezlerin buradan da yola çıkarak e, bütün sağlık personeli çalışanlarına da buradan selamlarımızı iletelim. Türkiye'nin dünyanın neresinde çalışıyorlarsa çalışsınlar. Bunlar bizim göz bebeklerimiz. Bunu asla unutmayalım. Fenerbahçe rekorları alt üst etti. Sarla Civertler mutlu. Fenerbahçe taraftarı mutlu. Fenerbahçe güçlü. Fenerbahçe rekormen. İsmail Kartal idaresindeki Fenerbahçe yeni sezona kusursuz yürüyüşle rekorlarla devam ediyor. Allah nazarlardan, kem gözlülerden, kem gözlü şevketlerden ve Ayten adlı kızımızdan Fenerbahçe'mizi korusun. Şimdi 3 birlik Norçland UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplara galibiyetle başlamak. Avrupa arenasında 8, 8 kez arka arkaya maç kazanan ilk ve tek Türk takımı olmak. Hani gibi gibi gibi. 11 resmi maçta ulaşılan 32 golde başka bir rekoru müjdeledi. İlk 11 resmi maç itibariyle 94-95 sezondaki 31 gollük rekoru da İsmail Kartal'ın takımı tarihe gömdü. Jesus geçen sene aynı periyotta 36 şey 26 gol atmış. Yani İsmail Kartal onu da geçti diyor. Tek yenilgi Avrupa Arenası'nda gol ortalaması 3.4 Süper Lig'de 2. Son 19 Avrupa sınavında tek yenilgi Sevilla'ya karşı. 1959'dan sonra ilk kez Fenerbahçe Avrupa Kupası'nda 103. galibiyetine ulaştı. Mağlubiyet oranı 23 Aralık 1959'dan sonra ilk kez eşitlendi. 55'te beraberlik var. Söz konusu tarihte 2 galibiyet 2 mağlubiyet şeklindeymiş. O ama 1959'dan önce futbol oynamıyordu ülkede. Futbol topun adına karpuz diyorlardı. 17 gol yeni transferlerden. Bu haberin benim için önemli kısmı burası. Toplam 32 gol 17'si yeni transferlerden. Yenilerden zirve 6 golle Edin Ceko'da. Yani benim kızım da aynısını yapıyor. Beni sev şarkısı çaldığı anda içeriden koşarak geliyor. Ceko yine gol mü attı diye. Yani bunu eskiler bilir. Anneler içeri girerdi. Yine mi o kel adam gol attı derdi. Alex de kastederlerdi. Bizim için müthiş bir tecrübe oluyor. İnşallah şampiyon oluruz ve bu sezon bu şekilde de akıllarda, hafızalarda kalır. Geçen sezon kadroda bulunan isimlerden 15 gollük katkı alındı. Burada da 3 golle lider. Baçıyor. Fenerbahçe'de 14 farklı oyuncu gol attı, 13 farklı oyuncu da asist yaptı. Nokta. Fred Brezilya'da gündem oldu. Arkadaşlar Fred Brezilya'da gündem olduğu haberinde subliminal bir duyum var. Dikkatlice dinleyin. Fenerbahçe'de son olarak UEFA Konferans Ligi H grubu maçında Nörsland karşısında 2 asistle parlayan 30 yaşındaki Fred ülke basınında gündem oldu. Manchester United'dan sezon başında kadroya katılan Fred performansıyla büyük beğeni topladı. Nörsland maçında 2 asistle parlayan 30 yaşındaki Sambacı ülkesinin basınında gündem oldu. Gol atamasa da ayakta alkışlandı. Premier Lig Brezil adlı internet sitesi Yıldız Orta Saha oyuncusu için şu değerlendirmeyi yaptı. Manchester United'ın durumu iyi değil ancak eski oyuncularından bazıları iyi günler geçiriyor. Brezilyalı Fred Fenerbahçe'nin Konferans Ligi ilk maçındaki galibiyetinin en büyük ismi oldu. Teşekkürler sevgili yönetmenim. Orta saha oyuncusu geceyi garson olarak geçirdi ve taraftarlar tarafından alkışlandı. Gol atmasa bile Fred oyunuyla parladı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk yarıda 24 yaşındaki Miguel Crespo'ya asist yaptı. Crespo 24 değil de neyse 24 yaşında 24 20, 24. Koskoca Brezilya sitesi yalan mı çocuk 24'te 24'tür. 6 dakika sonra Brezilya'dan yardım alma sırası deneyimli golcü Batshuayi'ye Ay'ya geldi. Eski Manchester United oyuncusu asistlerin yanı sıra oyunu ile ön plana çıktı. İkinci yarıda oyundan alınan Sambacı taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Oyuncu şu ana kadar yeni evinde iyi vakit geçirdi. Fred bu sezon Türk takımının 11 maçının 6'sında oynadığı hepsinde de ilk 11'de başladı. Sadece bir kez oyundan alındı. Brezilyalı Yıldız Nörsland maçında 11 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Crespo ve Batshuayi'nin attığı gollerde pası verdi. 11 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla Avrupa Kupalarında grup ve sonraki aşamalarda bir maçta 2 asist yapan ilk futbolcu oldu. En son Caner Erkin 4 Ekim 2012'de <laughs> deplasmanda 4-2 kazanılan Bönşen Glambach maçında 2 asist yapmıştı. Meyir Eş ve Kaytın attığı gollerin pası milli sol bekten gelmişti. İster misiniz? Crespo'yu ve Fred'i Brezilya takımları takibe alsın. İster misiniz? Fred'i zaten almak isteyen kişi. 20 25 milyon euroyu geçmek zorunda. Yani bugün 25 verseler düşünürüz satıp satmama konusunda. E, Crespo'da bu performansı sürdürür, sözleşme uzatırsa sezon sonu çift tanelere gitmek imkanı var ama şu an erken. Fenerbahçe kasasını doldurdu. Bilinmiyor dedim ama açık açık verdim. Yani Santos falan bakın, Brezilya'nın en zengin takımlarına bakın, Forumlarına bakın. Yakında görürsünüz. Konferans ligi elemelerinde rakiplerini içeride dışarıda yenen yani gruplarda galibiyetle başlayan Fenerbahçe kasasını doldurdu. Fenerbahçe şu ana kadar Avrupa galibiyetlerinden 4 milyon 719 bin euro yani 136 milyon 397 bin 504 TL kazandı. Ne olur 397 bin 504'ü bana verseniz. Üstüne eklesem arabana da model yükseltsem. <laughs> Şimdi konferans liginde elemede 6'da 6 gruplara adını yazdırdı. 4 milyon 219 bin euro almaya kazandı. Arkadaşlar bu hesap yanlış. Bu hesap yanlış. Ben size söyleyeyim. Bak. Konferans ligi gelirleri. Gelir, gelir, gelirleri. Gelir, gelirleri. Neyse haberi bitireyim de. Nörçland'ı mağlup etti. 500 bin euro. Çok güzel. Cebine koydu. Giren para toplamı 4.719.000 euro oldu. Al, alacağı puanlarla gelirini daha da arttırabilecek. Eğer sarı lacivertler grubu lider tamamlarsa ki kesin öyle olacak. 650.000 euro. İkinci bitirse 325.000 euro olacak. Son 32 turun içinde 300.000 euro UEFA tarafından hesabı yapılacak. Yani grubu lider tamamladığın anda 950.000 euroyu kesinlikle alıyorsun. Yani Fenerbahçe'nin bir nörçlandı yenmesi süperlikte 6 galibiyet parasına eşit. Şimdi parayı şu yüzden söyledim. Bak internet araştırın ikinci ön eleme turunda elenen takım 350 bin euro alıyor. Benim bildiğim kadarıyla turu geçen taraf da bunun iki katı alıyor. Üçüncü ön elemede elenen takım 550 bin euro alıyor. Yani toplam ne yaptı abi? 900 bin euro yaptı. Playoff turunu geçen takım ya yani şey elenen takım 750 alıyor. Ne yaptı abi? 1650. Gruplara kalma 2 milyon 940 bin. Yani 3 milyon 4.5 milyon diyelim. 4.6 milyon euro diyelim. Turu geçip gruba kal 4.6. E grupta galibiyet 500 bin euro da buradan 5.1 yapıyor. Sadece bak burada elenen takımlara bu kadar para diyor. Benim bildiğim turu geçene daha fazla para veriliyor. Turu geçti diye ödül olarak daha fazla veriliyor. Bildiğim kadarıyla. Yani e, hocam işte gruba kalınca 2.9 veriyor ya para. O yetmiyor mu? Artı 5.5 Artı şu var. Arkadaşlar ee, reklam geliri var. Pazarlama var. Bilet geliri var. Yani Fenerbahçe'nin şu ana kadar 8 milyon euronun üstünde bir para kazandığını ben size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 5'te 5 yapacaksın. 2,5 daha ekle. 10,5. Gruptan lider çıktın ve son 32'ye kaldığın için ee, 600 1 milyon euro daha ekle. Yani 11 11,5 falan. Yani Fenerbahçe bu grubu bitirdiği anda Gruptaki reklam gelirleri bilet satışı hariç 11,5 milyon euro falan kazanmış olacak. Bu da kötü para değil. Hele hele günümüz ekonomik koşullarında. Fenerbahçe'de herkes golcü. Az önce söyledik ama şimdi biraz detayına gireceğim. Kaleciler dışında 27 farklı futbolcu Fenerbahçe adına sahaya çıktı. Atılan 32 gol 14 değişik oyuncudan geldi. Diyor zaten 13 oyuncunun da asist yaptığını az önce duydunuz. İskelet değişti ama golcü kimlik daha da farklı isim aldı. Savunmadan 10 numara katkı. Ceko, Tadic, Şimanski gibi oyuncularla Fenerbahçe hücumu güçlendirdi. Şimdi sevgili Sercan Hamzoğlu'nun da güzel bir haber var. Oraya geçeceğim. Ben bu videoyu Başakşehir Galatasaray maçından önce çekiyorum. Bazı tahminlerim var. Size saçma gelebilir. Ee, hani günün süperlik maçlarına dair tahminlerim var. Bakalım kaçı tutacak. Kaçı tutmayacak. Küfür de etmek yok ona göre. Ya bana göre Bugünkü maç skor tahminleri Pendik Spor 1, Karagümrük 2, Rize Spor 1, Sivas Spor 2. Evet hiç yenilmeyen Rize yenilecek diyorum. Antalya Spor 4, Samsun Spor 1, Başakşehir 6, Galatasaray 1 şeklinde bir skor tahminim var. İnşallah olur. Ha Çağdaş Atan iyi bir Galatasaraylıdır. Hiç kimse bilmez bunu. Yani e, ama inşallah Galatasaray'a karşı şey zorluk yapar. Arkadaşlar bak ben bir şey söylemedim bile bile sustum kimseye söylemedim. Nedir o söylemediğim şey biliyor musunuz? Fatih Terim'in milli takıma gitmemesi en çok kimi üzdü? Okan Buruk'u üzdü. Niye biliyor musunuz? Okan'ın tahtı sallandığında kimin adı geçecek? Eğer Fatih Terim milli takımda olsaydı kimsenin aklına Terim gelmeyecekti. Şimdi Galatasaray'da öyle bir düzen var ki akıllara sürekli iyi kadro kurulunda Fatih Terim geliyor. Çok değil. Sadece bir Türk oyuncunun sadece bir Türk oyuncunun kafasına bu fikri soksalar Galatasaray darma duman olur. Deseler ki Okan Buruk giderse Fatih Terim gelecek deseler arka arkaya 4-5 mağlubiyet bile alır oyuncular. Anla onlarda böyle bir düzen var. Nasıl olsa geçen sene şampiyon olundu. Sen olunmasa da olur mantığı var. Fatih Terim gelsin de Avrupa'da rezil olmayalım mantığı var. Şu anda Galatasaraylıları Yusuf Yusuf sardı. Biz bu Kopenhag 10 kişi kalmasa puan dahi alamazdık. Bayern Münih biziz şey yapar, sahadan siler diye düşünüyorlar. Yani kazan kaynasın. İnşallah Başakşehir kazanır. Aptajine İstanbul maçı var. Onu zaten havada karada alırlar. İstemeseler de İstanbul Spor altın tepside sunar. İstanbul Spor Galatasaray'ın A2 takımı. Azizallah. Allah. Onu geçtim yani. İnşallah bugün yenilirler. Ezan'a da denk geldi. Hadi inşallah dualarımız kabul olsun. Şimdi Fenerbahçe'de savunma oyuncuları 5 gol 5 asist yapmış. Haberiniz var mı? Hadi canım. İmkansız hocam. O sayı Samuel. 1 gol 3 asist. Allah aşkına Usai Samuel kariyer rekoru kırdı şimdiden. Farkında mısınız? Hocam o kadar da değil. Sen ne yaptın? Kariyer rekoru kırdı Usai Samuel şimdiden. Şimdiden kariyer rekoru kırdı. Bak şimdiden kariyer rekoru kırdı. 1 gol 3 asist. Gerçi golü Süper Lig'de attı. Müthiş bir yerde attı. Asist 3 kez. Yani 9 maçta 699 dakikada 1 gol 3 asist yaptı. Kariyer rekoru o Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu birer kez gol attı. Etti 3. Kalan ikisi. Bir tane Bekava attı 4. Osterwolde de ağları bir kez sarsmış. 5. Osterwolde'nin golü neydi lan öyle? Yani golcü kafa vuruşuydu hatırladınız mı? Hatırlayın. Gidin internetten bulun Osterwolde'nin golü diye. Fenerbahçe kariyerinde 75 şut çeken Batshuayi 40 isabet bulmuş. Bunlardan 23'ü de ağlarla buluşmuş. Yani 75 şutta 23 gol atan bir futbolcumuz var. Kötü mü? Hocam müthiş. Eşetül bahşet. Zimburu maçında duble yaptı. Nörçland'ı avladı. Avrupa'da 3 gol birden atmış oldu. Ve Fenerbahçe'de ikinci sezonu geçiriyor. Tüm kulüplerde oynadığı 39 maçta 79 şut, 75 şut çekip 40 isabet 23 gol bulan Batshuayi ortalama her maçta iki şutundan birini golle sonuçlandırıyor. Ve %57.4'lük bir başarısı var. 96 dakikada bir de gol atıyor. Bu istatistiği daha da arttırırsa devre arasında Batshuayi'yi 30'a satarız. O kadar da değil satarız. Sevgili Sercan Amcaoğlu buradan selamlar olsun kendisine. Kendisini seviyoruz. Çok güzel bir Fenerbahçe taraftarlığı ve Fenerbahçe muhabirliği yapıyor. Ne aşırıya kaçıyor. Ne millete laf sokuyor, ne milleti FETÖ'cülükten, teröristlikten şundan bundan suçluyor. Ne milleti e, SPK'ya hile yapmakla suçluyor. Ne WhatsApp grubundan talimat alıp insanları aşağılıyor. Ne WhatsApp grubundan talimat alıp Fenerbahçe'yi yukarılara çekmeye çalışıyor. Ne de saçmalıyor. İşini hakkıyla yapıyor, işini özveriyle yapıyor. Hiçbir menajer Sercan Hamzol'la hadi bizim oyuncumuzu öv de sana para verelim diyemez. O da bu işlere girmez. Hocam giren var mı ki? Ben bilmem. A yüzden da Sercan Hamzoğlu'nu teşekkürlerimle anıyorum. Sercan Hamzoğlu'nu saygıyla anıyorum. Diyor ki kendisi Fenerbahçe'nin 11 maçlık galibiyet serisindeki performansı. Arkadaşlar bakın ama Mustafa Hocam sen hep diyorsun ki bu kadar övmeyin takımı nazar değer falan. Gerçekleri söyleyin ama abartmayın. 4 sezon sonra ilk kez bir takım Süper Lig'de 4'te 4 yaparak başlamış. İnşallah 5'te 5 olur. İnşallah 9'da 9 olur. İnşallah 12'de 12 olur. İnşallah 13'te 13 olur. İnşallah 15'te 15 olur. Fenerbahçe 14 sezon sonra ligdeki ilk 4 maçını da kazanmış. 14 sezon sonra. Bakın ne kadar yabancılaşmışız bir şeylere. Ligde 5 hafta sonunda eksik maçına rağmen lider Fenerbahçe. 3. bölgede toplu oynama, toplam ve isabetli pas, asist ile gol bulma, ceza sahasına isabetli pas istatistiklerinde zirvede. Habercilik böyle yapılır. İnternetten copy paste ile değil araştırarak. 5 hafta bitti. 4 maç oynadın. 5. maçına daha çıkmadın. Lidersin. 3. bölgede toplu oynamada toplam ve isabetli pas sayısında asist de gol bulmada ceza sahasına isabetli pasta zirvedesin. 32 gol atıp sadece Galatasaray 6 gol yedin. 16 farklı oyuncu gol katkısı verirken 13 farklı isim gol attı. 13 parklı futbolcu asist yaptı. Bu kadroda kalan arkadaşlardan bahsediyor olabilir. Burada ince bir mesajı vereyim. Ceko 11 gol katkısıyla ilk sırada. Nasıl 11 gol katkısı? Okuyum. Okuyorum ben ya. Okuyorum bak şimdi iyi dinleyin. Okuyorum ben. Şimdi zirvede edin Ceko. 11 gol. 6 gol, 5 asist. Şimdi Ceko burada dursun. Yanına bir tik koyayım. Niye? Yeni transfer. Sebastian Şimanski. 9 maç 5 gol 4 asist. Allah Allah. Biz onu stoper diye biliyorduk. Gol falan atmaz diye biliyorduk. İrfan Can Kahveci. Ona da ateş koyuyorum. 9 maçta 5 gol 4 asist. O da yeni transfer. Dusan Tadic. 6 maç. 6 gol katkısı. Özür dilerim ya. Maç sayısını yanlış söyledim. Ceko 11 gol katkısı. Şimanski 9. İrfan Can 9. Tadic 6 gol katkısı. 4 gol 2 asist. O da yeni. Batshuayi 4 gol katkısı, 3 gol, 1 asist. Normal geçen sezondan kalma Artık koyayım ona. Osayi Samuel 1 gol, 3 asist, 1 penaltı aldı diyor. Penaltı aldırma da artık asist sayılıyor. Transfer markı verilerine bakın. Ben söylediğimde alay eden dürrükler neredeler? Neredeler? Ya artık penaltı alma da asist sayılıyor arkadaşlar. İnanmıyordunuz. Ya hocam saçmalamalar bir şeyler mi? Saçmalama diyordunuz. Kimi söylemem kim saçmalıyor? Ya. Joshua King 3 gol katkısı. 1 gol 2 asist. Birini penaltıdan aldı. Bu arada arkadaşlar merak edip girip bakabilirsiniz. Hocam gerçekten öyle mi yazıyor diye. Ben gireyim sizin yerinize. Siz durun. Siz beceremezsiniz. Ya yapamazsınız. böyle yani vasıf falanınız yok sizin. 5 milyon euro transfer market değeri. Norveç'in Oslo kentinde doğdu. En yüksek ne kadar ulaşmış? 20 milyon euroya ulaşmış. 7 maç 1 gol 2 asist yazıyor arkadaşlar. 256, 252 dakika. Yani bir gol iki asist yazıyor. Transfer markadan da bakabilirsiniz. Süper Lig'de sadece bir dakika oynamış bu arada. Bilginiz olsun King. İsmail Yüksek 2 gol. Bir gol bir asist. O da geçen seneden. Ferdi Kadolu iki gol. Bir gol bir asist. Kent bir gol bir asist. Penaltı aldırması da asist sayılıyor biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Serdar Aziz bir gol bir asist. Ha, bu arada Kent yeni transferini unuttum. Ona artı tıkladım. Mert Hakan iki asist ilk defa görenler beğen butonu. Fred 2 asist kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Fred'in bir de golü var sayılmayan. Bence Fenerbahçe başvuru yapıp o golü saydırmalı. Bir golü var. Bekao bir gol. Osterwolde bir gol. Cengiz Ünder bir asist. Yani yeni transferler. 2 4, 6, 8 yeni transferin bir şeyler yapmış durumda. Yani resmi maçlarda 30 farklı isim süre aldı. 25 farklı futbolcu ilk 11'de başladı. Fenerbahçe adına gurur tablosu. Hocam transferleri değerlendirsene. Ceko'yu 10, Çimanski'yi 10. Tadiçi 10. Bu arada Tadiçi'ye 10 değil de 9 veren olursa gerçekten Fenerbahçe'linden değil ama futbol bilgisinden şüphe ederim. Ee, Ryan Kent bence şu an için 8. Kendini tam kanıtlayamadı bana kalırsa. Fred bence 10. Bakın Freddy maçlarda inişli çıkışlı izleyebilirsiniz. Şimdi Alanya maçında da küçük bir şifre vereyim aklımdayken. Alanya maçında böyle önde baskı falan beklemeyin. Alanya'nın profili buna uygun değil. Fenerbahçe muhtemelen İrfan Can sağda, Şimanski ortada, solda Tadic, Forvet'te Ceko ile başlayacak. Önde baş, baskıyı göremeyeceksiniz. Anladınız mı? Hocam da ne güzel basıyorduk. Bugün ne oldu bu takımda? Bu takımda bir şey var demeyin. Her takımın, her maçın sistemi, taktiği farklı olur. O gün de böyle olacak. E, Bekao kesinlikle 10. Osterwolde bence yeni transfer sayılır. Ben ona 10 on veririm. Cengiz Ünder ben de hala soru işareti puan veremeyeceğim. 450 dakika oynamadı. Ama sakatlıktan canavar gibi dönerse kendi puanını kendi alır. Bak Cengiz Ünder'den herkes şunu bekliyor. Ya da Türkçe söyleyeyim Cengiz Ünder'den herkes Arda Güler olmasını bekliyor. Arda oyuna gireceği zaman hepimiz şunu diyorduk. Ya golü var ya asisti var ya hem golü hem asisti var. Ya şunu var, bunu var diye. Yani mutlaka skor kalkısı bekliyordu. Cengiz'den de aynı şeyi bekliyoruz. Cengiz oynayacak. Mesela ee, Cengiz Ünder Nürnstrand maçında gol ya da asist yapardı. Avunma arkasına koşu yapardı. Alanya maçında oynasa gol ya da asist yapabilirdi. Bak Cengiz Ünder yapabilirdi. Buna müsait bir takım Alanya. Başakşehir maçında yapamaya, yapabilirdi. Başakşehir'den açık oynayacak bir takım diye düşünüyorum. Ama sonrasındaki maçlarda yapamayabilirdim. Ha, ya i̇yileşsin. O arada da inşallah e, İrfan Can Kahveci'nin çok iyi giden performansı çok 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 daha iyi gider. Joshua King, Beka, Joshua King, Kent hali hazırda hazır kıta bekliyorlar. Yani şu anda Fenerbahçe'nin aslarında da yedeklerinde de bir bekleyiş var. Takım kazansın. Milli araya kadar 5'te 5 yapalım. Benim tek isteğim, tek düşüncem bu. 5'te 5'te milli araya girelim. Ondan sonra siz Fenerbahçe'deki havaya bakın. Parti havasına bakın. Sakın ağzınızdan K ile başlayan J ile biten kelime çıkmasın. Sakın ha, onu yasaklıyorum. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkürler. İnşallah maç sonucu güzel olur. Maç sonuçları güzel olur. Fenerbahçe'mize de Alanya Spor karşılaşmasına şimdiden başarılar. Görüşmek üzere.